Merhaba, Python ile programlama videoları 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Python ile aritmetik işlemleri nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Her zaman olduğu gibi örneklerimizi IDLE içerisindeki Python yorumlayıcısında yapacağız. Öncelikle toplama işlemiyle başlayalım. Toplama işlemi son derece basit. 2 artı 3 şeklinde yazıp Enter'a bastığımızda sonucu alıyoruz. Tabii daha uzun toplama işlemi yapmak mümkün. Aralara artı işaretini koyup, sayıların aralarına artı işaretini koyup sonucu alabiliriz. Çıkarma işlemi için de klavyemizdeki tire işaretini kullanacağız. Tabii yine daha uzun çıkarma işlemi yapmak mümkün. Birden fazla sayıdan oluşan çıkarma işlemi de yapmak mümkün. Çarpma işlemi için daha önce bahsettiğim gibi x harfi yerine yıldız işareti kullanıyoruz. Bir deneme yapalım. Yine aynı şekilde uzun çarpma işlemi yapmak mümkün. Bölme işlemi için de klavyemizdeki sağa doğru yatık şekilde olan bölü işaretini kullanacağız. İki tane noktanın içerisinden çizginin geçtiği bölü işareti Python'da kullanılmıyor. Deneyelim. Dilersek birden fazla işlemi aynı satır içerisinde yapabiliriz. Örneğin 3 artı 5 çarpı 8 şeklinde yazabiliriz. Tabii işlem sırasını da belirlemek için aynı aritmetikte, normal aritmetikte olduğu gibi parantezler kullanabiliriz. Örneğin 2 artı 3 çarpı 4 yazdığımızda sonuç 14 çıkarken parantez açıp 2 artı 3 yazıp parantezi kapatıp çarpı 4 yaptığımızda sonuç yine aynı aritmetikte olduğu gibi 20 şeklinde çıkacaktır. Python'da üstsel işlemler de yapabiliyoruz. Üstsel işlemler için de iki tane çarpı işareti kullanmamız gerekiyor. Örneğin 2'nin 3. kuvvetini almak için 2 çarpı çarpı 3 yazıp Enter'a basıyoruz. Ya da bu şekilde görebiliriz. Python'da modüler aritmetik yapabilmek için operatör olarak klavyemizdeki yüzde işaretini kullanmamız gerekiyor. Örneğin 18 %12 yazdığımızda 18'in 12 tabanındaki karşılığını alacağız. Peki yüzde işaretini modüler aritmetik için kullanıyorsak yüzde işlemi için ne yapmamız gerekiyor? Çok basit. Örneğin 67'nin %10'unu almak istiyorsak önce 67'yi 10 ile çarpacağız. Daha sonra da 100'e böleceğiz. 6.7. Dilersek yapmış olduğumuz aritmetiksel işlemlerin sonuçlarını aynı matematikte olduğu gibi değişkenlere atayabiliriz. Değişkenler ve atama işlemleri konusunu ileride daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Fakat örnek olması açısından bir deneme yapalım. A eşittir diyelim. İlla boşluk koymanıza gerek yok. Ben alışkanlık gereği boşluk kullandım. A eşittir deyip 2 artı 3 yazdığımızda ekrana bir çıktı vermeyecek. Onun yerine 2 artı 3'ün sonucunu A değişkenine atayacaktır. Daha sonra A değişkenin değerini görmek için basit olarak A yazıp Enter'a basabiliriz. Ya da programlarımızda her zaman print kullanacağımız için print parantez içerisinde A yazıp sonucu görebiliriz. Tabii istersek başka bir değişkene başka bir sonucu atayabiliriz. Örneğin B eşittir 5 çarpı 123 diyelim. Ve B yazıp Enter'a bastığımızda sonucu göreceğiz. Şimdi A ve B ile bir işlem yapabiliriz. A çarpı B dediğimizde sonuç 3075 olarak çıkacak. Ya da yine sonucu C değişkenine atayabiliriz. A çarpı B. C eşittir A çarpı B şeklinde yazıp sonucu C'yi atayabiliriz ve daha sonra C'yi görebiliriz. Bu bölümde basit olarak Python'da aritmetiksel işlemleri gördük. Bir sonraki bölümde değişkenleri ve atama işlemlerini göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.